En son burada kalmıştık diğer ders. Zaten buraya kadar olan kısmı da ben YouTube'a atmıştım zaten. Şunu da açayım. Evet. Herkese dediğimiz gibi tekrardan merhaba. Binder alanındaki inkılaplarda kalmıştık. Buralar yine hani basit, biraz daha ezbere dayalı olan kısımlar zaten. İşte biz bu dönemde inkılap tarih kısmında, yani Türkiye Cumhuriyeti'ni kurduktan sonraki süreçte neler yaptık Binder alanında? Devlet Demiryolları Genel Müdürlüğü kurulmuş oldu 1924 yılında. Türk Hava Kurumu kuruldu ki Mustafa Kemal'in hayatında da konuşacağız. Mustafa Kemal'in Nutuk adlı eserinin gelirlerini de buraya bağlamış olacak, bağışlamış olacak. İlk sivil havacılık okulu açılacak ki Vecihi Hürkuş, hatta şu anki insansız hava aracımız, Türkiye Cumhuriyeti'nin yapmış olduğu insansız hava aracının ismi de Hürkuş'tur. Adı da buradan geliyor. Hava Yolları Devlet İşletme İdaresi açılacak 33 yılında. Türk Kuşu kurulacak. Türkiye'nin ilk barajı, Çubuk Barajı yapılmış olacak. İlk kadın savaş pilotu ile ilk kadın hava şehidi de, ilk kadın savaş pilotu Sabiha Gökçen'dir. İlk kadın hava şehidi de Eribe Hanım'dır. Yine kadınlarla alakalı ben yine not paylaşacağım. Hem WhatsApp grubundan hem de bu Zoom üzerinden paylaşmış olacağım. Orada da zaten elinizin altında olmuş olacak o kısımda. Şimdi ilkelere gelecek olursak, 1924 Anayasası'nda 1937 yılında ne yapmıştır? Bütün ilkeler eklenmiştir. İşte ilkelerin amacına bakacak olursak, Türk milletinin huzurunu ve mutluluğunu sağlamak için, Türk kültürünün milli anlayışla çağdaş medeniyetler üstüne çıkarmak için, milli egemenlik esasına dayanan uygar bir toplum oluşturmak ve milli birlik ve beraberi sağlayarak güçlü bir Türkiye oluşturmak için ilkeler ne yapılmıştır? Oluşturulmuştur. Ortak yönlerine bakacak olursak, ilkeler toplumun ihtiyaçlarından doğdu. Türk milliyetçiliği temeline dayanır. Yani şu yok, kafatası milliyetçiliği yoktur. Atatürk milliyetçiliği, hani Türk milliyetçiliğine dayanır ve kafatası milliyetçiliğini savunmaz. Hani böyle bir şey yoktur. Hedefte ve uygulamada bir bütünlük taşır. Yabancı siyasi akımlarla ilgisi yoktur. Ulusal bünyeye uyarlanmıştır. Kendi içerimizden ne yapmış olduk? Çıkarmış olduk biz bu ilkeleri. Şimdi burada şunu yapacağız. En son zaten bitirdiğimizde de bir tablo halinde yine görmüş olacağız bunu. Cumhuriyetçilik ilkesini size sormaz. İnkılap verir, vermiş olduğu inkılabın hangi ilkeyle bağlantılı olmuş olduğunu sorar. Biz de burada cumhuriyetçiliği, işte laikliği, halkçılığı, devletçiliği göreceğiz. Görmüş olduğumuz bu ilkelerin ÖSYM tarafından daha çok sorulmuş olduğu inkılaplarla bağdaştıracağız ve neden olduğunu konuşacağız. Yani bu tarz, zaten size de bu tarz sorular geliyor. Hani işte daha önceki, işte klasik eskiden olduğu gibi, işte Halifeliğin kaldırması hangi ilkedir diye yapmıyor. Genelde yukarıda bir paragraf veriyor. Paragrafta evet halifelikten bahsediyor. Oradan sizin yorum çıkartıp çıkarttığınız yorumla bir ilkeye gitmenizi istiyor. Genelde artık bu tarz sorulara döndü, ilkelerle alakalı kısım. Cumhuriyet tanımına bakacak olursak, egemenliğin doğrudan halka ait olmuş olduğu, halkın seçme ve seçilme hakkının bulunmuş olduğu rejimdir. Cumhuriyetçilik ise cumhuriyet değerlerini benimsemek, sahip çıkmak ve gelecek kuşaklara aktarmaktır. Mustafa Kemal'in zaten en büyük eserimdir demiş olduğu da zaten cumhuriyettir. Hatta bu 2008 KPSS'de çıkmış sınav sorusuydu. Aşağıda verilenlerden hangisi Mustafa Kemal'in en büyük eserimdir diye nitelendirdiğidir demişti. A şıkkına Nutuk yazmıştı. Genelde herkes de Nutuk cevabını koymuştu. Hani eser deyince Nutuk almışlardı. Cumhuriyeti hani en büyük eserimdir diye nitelendirmiş olduğu ilkesi ve cumhuriyetçiliği, ki laiklik de olacak biraz sonra zaten göreceğiz, tartışmadan uzak tutulmasını ne yapar? Görmüş olduğu, savunmuş olduğu bir ilkedir Mustafa Kemal'in. Şimdi cumhuriyetçilikle alakalı paragraf sorusu verirse, verdiği paragraftan bazı kavramlarla bizi buraya ne yapıyor? Götürebiliyor. Bu tarz çıkıyor. Hani sorularda da bu tarz geliyor. Peki bu paragrafta ne geçerse cumhuriyetçiliğe gideriz. Daha çok milli irade olursa seçim, seçme seçilme, parti, demokrasi, milli egemenlik, millet egemenliği, bu kavramlar varsa daha çok cumhuriyetçiliğe gider. Şöyle bir iddiamız yok. Milli irade varsa kesinlikle cumhuriyetçiliktir. Alakası yok. Milli iradeyi ben milliyetçiliğe de götürebilirim. Seçme seçilmeyi ben halkçılığa da götürebilirim. Hani daha çok çıkmış sınav sorularını irdelerseniz, çıkmış sınav sorularını araştırırsanız daha çok bu kavramlarla bizi cumhuriyetçiliğe ne yapmıştır? Götürmüştür. Ya da bunu sorgulamaya çalışmıştır. ÖSYM soruların da. Bununla alakalı çıkan inkılaplara bakarsanız, ki sizin notlarınıza da ilkelere bakarsanız, cumhuriyetçilik başlığının hemen yanında
bazı kavramlar var. Az önce sizin görmüş olduğunuz kavramlar gibi. Bir de bazı inkılaplar var. Şöyle bir iddiamız yok. Hani Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması cumhuriyetçilik ilkesidir sadece. Böyle bir şey yok. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması aynı zamanda halkçılıktır da. Ya da saltanatın kaldırılması, işte ne bileyim ordunun şeyin arındırılması, halifeliğin kaldırılması vesaire. Yani sadece bunlar cumhuriyetçilik değil. Zaten diğer ilkelerde de göreceksiniz. Daha çok ÖSYM'nin sormuş olduğu sorularda buraya gider. Bunu da nasıl yaptık? Şöyle. Çıkmış sınav sorulan ilkeler kısmından ki zaten 2-3 tane çıkıyor bu sorularda. İlkeler kısmındaki sorular kesildi. Bu kesilen sorularda önce hani hangi ilke daha çok sorulmuştur gibi. İşte bu tarzda oluşturdum ben bu notu. İşte en çok cumhuriyetçilik sorulmuş. Sonra milliyetçilik, sonra laiklik, sonra halkçılık, sonrasında devletçilik ve inkılapçılık. Zaten inkılapçılık her inkılapla alakalı olmuş olan ilkedir. Zaten onun durağın olmamasını sağlar. Bu tarzda yazdım notu da. İnkılaplar da yani içerideki inkılaplar da, cumhuriyetçinin içindeki inkılaplar, milliyetçinin içindeki inkılaplar da sırasıyla şu mantıkla saltanatın kaldırılmasıyla alakalı sorularda genellikle bu adam ne yapmış? Cumhuriyetçinin ilkesini vermiş genelde. Ya da işte Cumhuriyet'in ilanı ikinci, üçüncü olan halifeliğin kaldırması gibi yapmıştır. Aklınızda kalsın. Kadınlara siyasi hakların verilmesi, seçme seçilme hakkı. Askerin siyasetten arındırılması, işte Cumhuriyet'i ilan etmesi, çok partili hayat denemesi yapması için geçemiyoruz ne yazık ki. Bunlar bize ÖSYM'nin sorduğu sorularda cumhuriyetçilikle alakalı inkılaplardır demiş oluruz. Milliyetçiler bakacak olursak, milletin varlığını ve bağımsızlığını korumak, milleti yüceltmek, bu şuuru gelecek nesillere aktarmak milliyetçiliktir. Bu ilkeyle Türk İnkılabı'nın en önemli prensiplerindendir. Bu milliyetçilik, yani Atatürk milliyetçiliğine bakacak olursak laiktir. Yani din birliğine değil, birlikte yaşam arzusuna dayanır. Hiç kimseye bir dinin benimsenmesi için zorlama yoktur. Demokratiktir, yani eşitlik prensibine dayanır. Hiçbir şekilde alt sınıf, üst sınıf gibi bir kısım yoktur. İnsancıldır, insanı temel öge olarak alır. Irkçı değildir, yani kafatasçı, milliyetçi değildir. Bağımsızlıkçıdır, Atatürk milliyetçinin özelliği ki ulusal bağımsızlık temel alır. Zaten bütün yaptığımız faaliyetler ki dış politikada da konuşacağız. Bunlar da yine aynı şekilde ulusal bağımsızlığı sağlama yönelik olacak ki hatırlarsanız Lozan'da da Mustafa Kemal'in en çok savunduğu kısımlardan biri de mesela kapitülasyonların kaldırılması. Neden? Ulusal bağımsızlığı engellemiş olduğu içindi demiş. Zaten Kurtuluş Savaşı da bu yüzden başlamıştı. Peki bize paragraf tarzlı ilke inkılap sorularında daha çok hangi kavramla bizi milliyetçiliğe götürmüştür? Bağımsızlık, tarih, milli birlik, işte dil, vatan sevgisi, milli kültür, ortak geçmiş, ortak gelecekle alakalı kavramlar bizi ne yapmıştır? Milliyetçilikle alakalı kısma götürmüştür. Yine şunu da demiyoruz. Yani dil geçti, o milliyetçiliktir. Yok, hani dil geçti. Türk Dil Kurumu'nun kurulması, bununla alakalı yapılan çalışmalar, herkesin okuma yazmayı kolayca öğrenmesi gibi yazar. O zaman hani burada herkes eşit bir şekilde okuma yazma öğreniyormuş gibi hissettirir sana. Halkçılık olur. İşte ne bileyim, bağımsızlıktan bahseder. Bağımsızlık işte demokrasiyle bütünleştirir. Halk egemenliğine götürür. Cumhuriyetçiliğe gider. Yani o yüzden hani bir kavram burada bu geçti. O yüzden bu budur dememeniz gerekiyor. Zaten buradan düşmeniz istiyor daha çok. ÖSYM sizin. Bununla alakalı sorduğu sorularda işte Türk Tarih Kurumu'nun, Türk Dil Kurumu'nun açılması ki zaten Türk geçiyor. Kaputaş Kanunu kendi limanlarımızı kendi kullanmamız. Yani Türk limanlarının Türkler tarafından kullanılması. Yabancı işletmelerin millileştirmesi Kaputaş Kanunu mantığıyla. Yabancı okulların Milli Eğitim Bakanlığı'na, Türk Milli Eğitim Bakanlığı'na bağlanması. Kapitülasyonların kaldırılması, Türk parasının korunması. Tevhid Tetsat Eğitim Öğretim Birliği'nin oluşturulması. Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin açılması, halifeliğin kaldırılması, yine bu da nedir? Bunlar da milliyetçilikle alakalıdır. Genelde burada halifeliğin kaldırılması ne alaka? Bu laikliktir. Hep bunu diyesiniz geliyor. Zaten en çok karışan da bu. Halifeliğin kaldırılması laikliktir. Başka bir şey olmaz. Olur. Halifeliği kaldırdık. Ümmet toplumu yerine Türk ulusu toplumuna geçtik biz. Ve böylece ne yapmış olduk? Biz milliyetçilikle alakalı inkılap yapmış olduk. Ya da milliyetçilikle alakalı bir faaliyette bulmuş olduk diyebiliriz. Yine halifeliğin kaldırılması cumhuriyetçilik, yine halifeliğin kaldırılması laiklik, hiç sorun yani sorun değil ama hani paragraf bizi hangi ilkeye götürüyorsa ona gitmeniz lazım. Siz
paragrafı bir ilkeye götürmeyin. Siz paragrafı bir ilkeye götürürseniz büyük bir ihtimalle gider zaten. Ama yanlış olmuş olur. Cevap anahtarımız. Halkçılık, aynı sınır içerisinde yaşayan topluluğa halk deniyor. Herkesin de eşit olması, hiç kimseye ya da bir zümreye ayrıcalık tanınmaması, sınıf mücadelesinin, sınıf ayrıcalığının olmamasıdır halkçılık. Bununla toplumun her ferdi mutluluğu gözetilir. Sosyal adalet, sosyal güvenlik, adil gelir dağılımını önemsemiş oluyoruz. Halkın kendi kendini yönetmesinden ne yapmış olacak? Öngörecek. Bak, halkın kendi kendini yönetmesinden de ben yine cumhuriyetçiliğe giderim. Hiç sorun değil. Zaten cumhuriyetçilik ve milliyetçiliğin doğal bir sonucudur halkçılık. Hani o yüzden zaten hani hep birbirine böyle karışır. Böyle küçük küçük ayrıntıya ya da küçük küçük ayrıma gitmenizi ister. O yüzden genelde ne yaparız biz? Yanlış yapabiliriz ilkelerle alakalı sorularda. Burada ne olacak? İşte halka hizmet, eşitlik, sosyal adalet, halk yararı, sosyal devlet, devletin halkı için bir şey yapması, devletin halkı için hastane yapması, devletin halkı için okul yapması vesaire hizmeti götürmesi ayağına. Halkçılığa götürür bizi. Paragraf tarzı sorularda gelen kavramlarda. Şimdi bununla alakalı çıkan inkılaplara bakacak olsak işte kılık kıyafet kanunu. Çünkü herkes her kıyafeti giyebilir. Yani şeyhler, dervişler vesaireler farklı kıyafet giyip işte halkın önünde üstün bir güç sergiletmezsek eşitlik olur. Eşitlik bizi halkçılığa götürür. Soyadı kanunu olmadan önce lakaplar, ünvanlar vardı işte. Birinin işte lakabı şeyhti, birininki dervişti. Bunlar üstün görünüyordu. Diğerinde lakabı çobandı. O yüzden bu da yine eşitliği bozuyordu. Eşitliği sağladı halkçılık. Medeni kanun kadınla erkeği yaşantıda ne yapmış olduk biz? Eşit kılmış olduk. Bak bu da eşit kılmış oldu halkçılık. Aşar vergisini kaldırdık. Çünkü gayrimüslimlerin ödediği vergiler yoktu. Müslümanlar veriyordu. Bak bu da eşitliğe götürdü bizi. Tekke zaviye türbeye kapattık. Buradan çıkanlar üstün bir sınıf oluyordu. Buradan çıkanlar artık ayrıcalıklı bir sınıf olmadı. Zaten burası olmadı. O da yine ne yaptı bizi? Eşitliğe götürdü halkçılık. Kadınlara siyasi hak tanıdık. Erkeklerin çünkü siyasi hakları vardı. Eşitlenmiş oldu gibi. Yani bu mantıkla halkçılıkla alakalıdır dersin. Yoksa kadınlara siyasi hakların verilmesi cumhuriyetçiliktir. İşte ne bileyim soyadı kanununda herkesin Türkçe bir soyadı alması milliyetçiliktir diyebiliriz. Ama mantık bu. Ya da bir vergi, bir para, bir ekonomik faaliyet devletçiliktir. Ama mantık bu. Bu mantıkla ne yapmanız lazım? Gitmeniz gerekiyor. Laiklik zaten din ve devlet işlerinin birbirinden ayrılması, birbirinden arındırılmasıdır. Bu din ve vicdan özgürlüğünün gerçekleşmesiyle sağlanır. Yani hiç kimseye hiçbir dinin benimsetilmesi için ne yapılmaz? Zorlanmaz. Akılcılığı, bilimselciliği, inanç özgürlüğünü temel alır. Hukuk birliği, eşitliği sağlayan laik devletten geçmiş olacak. Mustafa Kemal az önce de söylemiştik cumhuriyetçilikte de cumhuriyetçilik ile laik ilkesinin her türlü siyasi tartışmanın dışında tutulmasını ister. Paragraf tarzlı sorularda işte dogmanın olmaması, hurafenin olmaması, hoşgörünün olması, akılcı, bilimsel olması, din vicdan özgürlüğün olması gibi kavramlar varsa bu da bizi ne yapar? Laikliğe götürür. ÖSYM'nin sorduğu sorularda laiklikle alakalı işte saltanatın kaldırılması, halifeliğin kaldırılması, şer'i efkaf vekaletinin kaldırılması, tevhid tetisat kanununun oluşturulması, medreselerin kapatılması, devletin dini İslam'dır ibaresinin çıkartılması, işte yemin şeklinin işte vallahi billahi yerine şerefin namusun üzerine olması, kılık kıyafet kanunu gibi bunlar da nedir? Laiklikle alakalı inkılaplardır demiş oluruz. ÖSYM'nin sorduğu sorular da. Devletçiliğe bakacak olursak daha çok para, ekonomi. Yani bir parasal faaliyet, ekonomik faaliyeti varsa devletin yaptığı bu devletçilik olur. Biz devletçiliği aslında istememiş olsak da mecburen devletçilik yapmak zorunda kaldık Türkiye Cumhuriyeti olarak o dönemde. Çünkü özel teşebbüste para yoktu. Hatırlarsanız biz teşviki sanayiler yapmaya çalıştık. İşte kalkınma planları yapmaya çalıştık. Sanayi planları yapmaya çalıştık ama özel teşebbüste para yok. Olmuş olduğu için mecburen ne yaptık? Biz bu ekonomik faaliyetlerini, biz bu sanayisel faaliyetleri devlet eliyle yaptık. Bu da devletçiliğe götürdü.
Yani bu hani kamu iktisat teşebbüsleri ya da kamunun yapmış olduğu faaliyetler, bunlar hep ne yapar? Devletçiliğe götürür ki hani dediğimiz gibi zorda kalmış olduğumuz için oluşmuş olan bir ilkedir bu. İstemiş olduğumuz bir ilke değil aslında. Daha çok biz özel teşebbüsün kalkınması taraftarıydık ama yapamadık ne yazık ki. Hangi kavramlar? İşte karma ekonomi, kamulaştırma, devlet yatırımı, kamu iktisat teşebbüsleri, planlı kalkınmalar, devletin oluşturduğu bankalar, özel banka olmaz burada, devletin oluşturduğu bankalar, devletin oluşturduğu hastaneler vesaireler, bunlar nedir? Devletçilikle alakalı kısım. Hastaneyi açması devletçilik, orada herkesin eşit olarak faydalanması halkçılık gibi mesela. Öyledir. İşte dediğim gibi hani kalkınma planları, işte maden teknik arama, demir çelik fabrikası devletin eliyle açılmış olan, işte Etibank, Sümerbank, Denizbank, Halkbank gibi devletsel, halka yardımsal oluşturmuş olan bankalar. Nedir bu da? Devletçilikle alakalıdır demiş oluruz. İnkılapçılık hepsi aslında. Yani cumhuriyetçilik, işte ne bileyim laiklik, halkçılık, milliyetçilik, devletçilik, aslında hepsi inkılapçılık. Yani yapılmış olan her inkılap inkılapçılıktır. Bir soru sordu. Yukarıda verilenlerden hangisi? Nokta nokta inkılabı ile alakalıdır dedi. İnkılapçılık var alırsın. Niye? Yapılmış olan her yeni şey inkılapçılıktır zaten ki bu inkılapların da ilkelerin de Atatürkçülüğün de durağan olmamasını sağlar zaten. Hani dinamizmini korur. Hani yenileşmesini ne yapar? Sağlamaya çalışan bir ilkedir inkılapçılık. Sürekli yenilenme, işte muasır medeniyetler seviyesine çıkması, köklü değişimler, dinamizm, durağanlığa, statükoya karşı olması inkılapçılıktır. Dediğimiz gibi tüm inkılaplar inkılapçılık ilkesiyle ilişkilidir demiş oluruz. Bunu atacağım zaten size. Hani bu biraz küçük ama görselde olduğu zaman daha iyi oluyor. Mesela hani ekonomi alanında yapılan inkılaplar, bak tarihleriyle. Sosyal alanda yapılan inkılaplar, eğitim, kültür alanında yapılan inkılaplar, hukuk alanında yapılan inkılaplar, siyasi alanda yapılan inkılaplar, bunlar bizim inkılaplar. Çokça çıkan inkılaplar. İlkelere bakacak olursan işte hani cumhuriyetçilik basitçe bir hani tanım, basitçe bir hatırlatma ve cumhuriyetçilikle bağlantılı ÖSYM'nin sorduğu inkılaplar. Milliyetçilik basitçe bir tanım ve verdiği kısım. Yani az önce konuşmuş olduğumuz ilkeler, inkılaplar bütünleşmesini burada ne yaptık? Basitçe bir hani hatta buna kavram haritası, örümcek kavram haritası ne diyorlar? Böyle bir şey yapılmış oldu. Bu da ne yapıyor? İyi oluyor. Bunu zaten atacağım yine gruplara demiş olduk. Geldik Atatürk dönemi dış politikaya. Atatürk dönemi dış politikaya bakacak olsan ilke şu. Bir kere yurtta sulh, cihanda sulh. Yani ben de kendi ülkemde barış, dünyada barış ne yapacağım? Sağlayacağım. Kendi ülkemdeki barış zaten ne yapmayacağım? İnsanlar arasında hani farklılıklar ne yapmayacağım? Onu oluşturmayacağım. İnsanları eşit göreceğim. Halkçılık temelli mesela onu düşünebilirsiniz. İşte bunu yaptıktan sonra dünyada barış. Zaten ne der Mustafa Kemal? Bir ulusun kendiyle alakalı, hani ülkesinin bitmesiyle alakalı dışındaki yapılan bütün savaşlar nedir? Cinayettir. Hani aslında. O mantıkla dünyada ne yapacak? Barış sağlayacak. Bu mantıkla da biz ne yapacağız? Paklara, birlikteliklere, cemiyetlere girmiş olacağız ki bugünün dersinin sonunda zaten konuşacağız. Eşitlik, hani bizim önemsediğimiz bir kısım ki hatırlarsanız hani İnönü Savaş sonrasındaki oluşmuş olan o Londra Antlaşması, Londra Konferansı'nda da hani o eşitliği bozmuşlardı, biz onu kabul etmemiştik. Devletlerin eşit ilkesine aykırı demiştik hani esir değişiminde. Eşitlik, bağımsızlık, gerçekçilik ve güvenlik nedir? Atatürk döneminin dış politikadaki temelidir, temel ilkeleridir dedik. Bu dönemi ne yaparsın? İkiye ayırırsın. Bir, Lozan'dan kalan sorunları çözeceğiz. Lozan'dan kalan sorunları. Bir de dünya savaş çıkacak. Çıkacak olan dünya savaşının ayak sesleri gümbür gümbür geliyor. Ve biz buna karşı ne yapacağız? Hani dünya barışını sağlamak için paklarda, birlikteliklerde olacağız. Bir de bunu hani bu sıkıntıyı fırsattan istifade ne yapmış olacağız? Bizim lehimize döndürmüş olacağız. Hani aleyhimize olmuş olan kısımları lehimize ne yapmış olacağız? Döndürebilmeye çalışacağız ki bu da Boğazlar'la alakalı komutanın kaldırılması, Hatay'da ne yapmış olacağız? Ana vatana katmış olacağız bununla birlikte. Şimdi bu 1923-30
dönemi arasında Lozan'da kalan sorunlarda şöyle de soruyor. İşte mesela Musul sorunu kimle yaşandı? Milletler Cemiyeti'ne gitti mi gitmedi mi tarzı da soruyor. Bununla da alakalı bir slide ki en son zaten yine Milletler Cemiyeti'ne giden Lozan'dan kalan sorunlar, Milletler Cemiyeti'ne gitmeyen Lozan'dan kalan sorunlar, İngilizlerle yaşadığımız sorunlar, Fransızlarla yaşadığımız sorunlar, Bulgarlarla yaşadığımız sorunlar diye de ne yapmış olacağız? Zaten bunların hepsini toparlamış da olacağız zaten. Sorun değil. Şimdi Musul'u biraz geriye götürmemiz lazım. Biraz geri gitmemiz lazım. Şimdi Musul demiş olduğumuz olay Lozan'da zaten çözülmeyen tek sorun, Irak sınırı da çizilemeyen tek sınırdı diye konuşmuştuk. Çünkü biz orada bizim vatandaşımızın daha çok yaşamış olduğunu ne yapıyorduk? Savunuyorduk. Onlar da Musul petrol yatağı sonuçta İngilizler de vermek istemiyorlar. Bu yüzden orada anlaşamadık Lozan'da. Dediler ki ne bunu ne yapınız siz kendiniz 9 ay içerisinde hani kendi aranızda çözünüz derler. Yani Lozan sonrasında çözünüz. İkili görüşmeyle. Tamam deriz. Biz Lozan'dan sonraki o süreçte İngilizlerle otururuz, anlaşmaya çalışırız. Hatta deriz isterseniz referandum yapın hiç sorun değil. Onlar ona anlaşmazlar ve bu görüşme Milletler Cemiyeti'ne gider. Milletler Cemiyeti ne yapar? Milletler Cemiyeti İngiliz yanlısı bir karar alır. Türkiye Cumhuriyeti'nin Milletler Cemiyeti'ne girişini de zaten ne yapar? Süreyi uzatır bu olay. Musul sorununda dünya barışını korumak için oluşmuş olan Milletler Cemiyeti'nin dünya barışını korumaması zıttına İngilizlerin yanında yer alması. Yani aslında taraflı bir heyetmiş olduğunun göstergesi olur bu olay. O yüzden zaten biz Milletler Cemiyeti'ne de geç ne yapmış olacağız? Üye olmuş olacağız. Konuşacağız zaten onu da biraz sonra. Neyse bu konuyu ne yaparız? Milletler Cemiyeti'ne göndeririz. Aramızda da konuşmaya başlarız. Haliç Konferansı olur. Hatta burada biz Ali Fethi Bey'i göndermiş oluruz. İşte burada Brüksel geçici hattı oluşturmuş olur. Hatta biz burada referandum yapalım gibi konular olur. Bunlar ona yanaşmayınca biz deriz o zaman savaşacağız. Hiç sorun değil. Hatta deriz Rusya'ya bizimle misin? Rusya da bizimle olduğunu kabul eder. Tarihe bakarsan birinci Dünya Savaşı'ndan yeni çıkmış ülkeler. Yani Dünya Savaşı daha yeni bitmiş. Yani daha yaralar sarılmamış. Daha hani ateşler sönmemiş daha. İngiltere bu Musul düşündüğünüz zaman İngiltere bu kısma nedir? Uzak. İngiltere ne yapamaz? Yanına yandaş da bulamaz. Çünkü dünya artık yeni bir savaşı kaldıramayacak. O yüzden İngiltere'nin burada savaşmayı gözünü yapmaz alamaz. Gözü alamaz. Rusya da bizden yana. Bu da haberlerde böyle yansıyor vesaire. İngiltere burayı kaybedecek. İşte tam o sırada ne olur? O dönem için düşünecek olsak denk gelmiştir ama aslında İngilizlerin kışkırtması vardır. Önce Hakkari'de Nasuri Aklanması çıkar. Sonra Şehzade İsyan çıkar Güneydoğu Anadolu'da. Bu olay çok büyük ki Şehzade İsyan'ı konuşmuştuk. Biz kendi iç meselemizle daha fazla uğraşmamız gerekmiş olduğu için mecburen ne yaparız? 1926 Ankara Antlaşması'yla Musul'u İngiltere'nin egemenliğindeki Irak'a bırakmış oluruz ve böylece Musul da bizim misak-ı millimizden taviz olmuş olacaktır. 1926 Ankara Antlaşması'yla taviz vermiş olduk. Hakkari bize kaldı. Musul İngiltere mandasındaki Irak'a bırakılmış oldu. Oraya bir madde eklendi. Buradan çıkacak olan petrollerden 25 yıl boyunca %10 pay alacak Türkiye diye. Ama İngiltere hemen bize şunu sunar. Bu madde silinecek yani. Bu madde olmayacak. 1926 Ankara Antlaşması'nda olmayacak. Diyecek İngiltere senin bana borcun var. Ben bu borcu sileyim. Sen de bu maddeyi sil diyecek. Biz o dönemde kendi içimizde karmaşa çok fazla olmuş olduğu için. Hani Şehzade İhsan vesaire. Hani kendi iç meselemiz daha önemli olmuş olduğu için biz o maddeyi sileriz. İngilizler de ne yaparlar? O borcu silmiş olurlar. Sorunun çözümü Türkiye ve İngiltere arasında ilişkileri yumuşamasını hızlandırır. Hani bu çözüldükten sonra çözülmesi aşamasında savaş eşiğine geldik. Sonrasındaki süreçte Milletler Cemiyeti'ni bizi davet edince de bunlar ne yapacağız biz? Katılmış olacağız. Böylece Montreux Boğazlar Sözleşmesi'nde de Milletler Cemiyeti'nin katkısı olacak. Onu da zaten biraz sonra görmüş olacağız. Yabancı okullar. Fransa'yla yaşandı yabancı okullar sorunu. Hatırlarsanız bu Lozan Antlaşması'nda yabancı okullar Türk kanunlarına uymak zorundaydılar. İşte Türkçe, tarih, coğrafya, felsefe grubu dersleri Türk hocalar tarafından Türkçe okutulmak zorundadır deniyordu. Bunlar ona uymuyorlar.
Hani Fransa, İtalya ne yapacak? Kışkırtacak bu okulları. Onların işte kışkırtmasıyla bu sorun büyüyecek. Biz de ama diyeceğiz ki ne? Bunun Milletler Cemiyeti'ne götürülmesinin bir gereği yok. Çünkü bu bizim iç sorunumuz. Hani bağımsızlık düşüncemiz var ya. İç sorunumuz diyeceğiz. Biz bu hani uymayan, şartlara uymayan okulları ne yapacağız? Kapatmış olacağız. Bu da bizim Lozan'da sonraki ilk dış politik başarımız da olmuş olacak. Mübadele kimle yaşadık? Yunanistan'la yaşadık. Sorun Milletler Cemiyeti'ne gitti. Bu Lozan'ı hatırlarsanız, Lozan'da hatırlarsanız biz birkaç tane istisna bilecektik. Hani Bozcaada, Gökçeada, İstanbul, Batı Trakya isimlerini bilecektik. Buralar istisnaydı. Batı Trakya'daki Türkler yerinde kalacak. İstanbul, Gökçeada, Bozcaada'daki Rumlar yerinde kalacak. Geri kalan herkes ne yapacak? Değişecektir demiştik. Değişiyor da, hani gidiyor da geliyor da ama Yunanistan ne yapıyor? Yunanistan bu İstanbul'daki Rumların gitmesini istemiyor. Hani halen bunların Megola iddiası var ya, hani acaba biz burayı alır mıyız? Konstantinopoli olur mu burası? Düşüncesi var. Bu mantıkla bunlar bu maddeye uymuyorlar. Aramızda sorun olur. Bu sorun Milletler Cemiyeti'ne gider. Etabli antlaşması yapılır. Yapılan etabli antlaşmasına da uymak istemezler ama Atatürk'ün barışçıl çözme amacı gayreti çok fazla. Hani çok fazla gayret, çaba harcıyor. Hatta bu yüzden de zaten Venizelos Mustafa Kemal'i Nobel Barış Ödülü'ne de aday göstermiş olacak. Ama hani biz ne kadar çok alttan almaya çalıştıksak bunlar daha fazla hani iddialarda bulunuyorlar. Savaş çıktı, çıkacak. Dediğimiz gibi sorun ahali antlaşmasıyla çözülecek. Diyeceğiz ki de tamam, biz sizin bu döneme kadar, Lozan'dan sonra bu döneme kadar da getirdiğiniz Rumları biliyoruz. Ama biz onları da etabli, yerleşik olarak kabul edeceğiz. Hiç sorun değil. Yeter ki savaş çıkmasın. Yurtta sulh, dünyada cihanda sulh mantığımız var. Bunun üzerine de zaten dediğimiz gibi Yunan Başbakanı Venizelos Mustafa Kemal'i Nobel Barışı'na aday gösterecek. Ama Mustafa Kemal Nobel Barış ödülünü alamayacak. Çünkü Cumhurbaşkanı aynı zamanda başkomutan, yani asker kimliği var. Asker kimliği olan kişi Nobel Barış ödülünü ne yapamaz? Alamaz. Bu mantıkla bizim Yunanlarla işte Kıbrıs sorununa kadar ki çağdaşın konusu, Kıbrıs sorununa kadar dostane sürecimiz devam edecek. Kıbrıs'ta yine ipler gerilmiş olacak ki halen de çok böyle hani sıkı fıkı olmuş olduğumuz bir ülke değildir dedik. Yani nerede çözüldü? 30 ahal antlaşmasıyla, etabl antlaşmasıyla çözülmüştür derseniz. Diğer adı etabl antlaşmasıdır. Osmanlı borçları, yine biraz geriye gidecek olursak, biz Kırım Savaşı esnasında ilk kez 1854 yılında İngilizlerden borç almıştık. En çok borcu da biz Fransızlardan aldık. O yüzden en çok sorun da biz Fransızlarla yaşıyoruz ki biz ödemeyeceğiz demiyoruz. Öderiz demiştik hatırlarsanız. Türk lirasıyla öderiz, Fransız frangıyla öderiz, kağıt para olarak öderiz diyoruz, ödüyoruz da. Hani ödüyoruz, sıkıntı yok. Ama dünyada kara perşembe, çağdaşın konusuyla konuşacağız. Kara perşembe, ekonomik kriz, ekonomik buhran çıkınca ödeyemiyoruz. Biz ödeyemeyince erteleme, moratorium erteleme demek, Hoover moratoriumundan yararlanacağız. 33 yılında yapılan bu antlaşmayla faiz indirimi, taksitlendirme olacak. 1854'te almış olduğumuz ilk borç, 1954'te son taksit ne yapmış olacağız? Ödemiş olacağız Osmanlı'dan kalan borçları. Yine o da Adnan Menderes'te konuşacağımız konudur. Geldik ikinci aşamaya. Hani bu dönemde Dünya Savaşı çıkacak, bu belli oldu. Zaten Birinci Dünya Savaşı'nın sonucu, İkinci Dünya Savaşı'nın da sebebidir aslında. Bir sebebi de budur. Çıkacak bu. Çıkacak, çıkmasın. İşte sınır güvenliğini sağlayalım, Batı sınır güvenliğini sağlayalım. İşte Balkan Antantı. Doğu sınır güvenliğini sağlayalım. Sağda bat paktı. İşte Akdeniz, Doğu Akdeniz'de İtalyanların faaliyetleri var. Ona karşı bir pakt oluşturalım, Akdeniz paktı. Korsanlar sıkıntı çıkartıyor, Niyon paktı gibi gibi. Barışa katkı sağlamak için yaptığımız faaliyetler var. Bir de hani böyle belirsizlikler var. Bu belirsizliklerden faydalanmak istiyoruz. Bunda da işte Montreux Boğazlar ve Hatay'ın ana vatana katılmasıyla alakalı konuşacağız. Bir de birkaç diğer kısımlar var. Sonrasında zaten ne yapacağız? Bitirmiş olacağız.
Milletler Cemiyeti, bunu biraz hatırlayacak olursak, hani biraz bunu geriye götürecek olursak Milletler Cemiyeti'ni hatırlarsanız Milletler Cemiyeti ilk kez Wilson ilkelerinde gündeme gelmiştir. İlk kez orada gündeme geldi. Peki nerede kurulmuştu? Hatırlarsınız. Hani biz demiştik bir savaş biter. O savaştan sonra önce ateşkes olur. Sonra bir görüşme olur. Sonra da barış olur. Dünya Savaşı'nın ateşkesi bizim açımızdan Mondros. Sonra yapılan görüşme Paris Barış Konferansı'ydı. Ve orada da Milletler Cemiyeti ne yapmıştı? İlk kez Wilson'da gündeme gelmiş olsa bile Paris Barış Konferansı'nda kurulmuştu demiştik. Paris Barış Konferansı'nda Milletler Cemiyeti kurulmuştur. Demiştik hatırlarsanız. İşte bu o dönemde kurulmuş olan Milletler Cemiyeti'ne biz ne yapacağız? Biz ta 18 Temmuz 1932'de yani ortalama 12 yıl sonra üye olmuş olacağız. Peki neden? Dedik ki hani bu İngiltere'nin Milletler Cemiyeti'ne etki etmesi, Musul sorununda Milletler Cemiyeti'nin taraflı, yanlı karar alması üzerine Milletler Cemiyeti'nin aslında amacına ulaşamayacak olan bir cemiyet olduğunu, bu yüzden de biz ne yapmayacağız? Girmeyeceğiz Milletler Cemiyeti'ne. Sonrasında Dünya Savaşı çıkacak. Çıkacak olan Dünya Savaşı'ndan ötürü de ne yapacağız? Hani Milletler Cemiyeti'ne üye olursak sınır güvenliğinde ya da diğer konularda hani ne olur? Bizim faydamız olur düşüncesiyle İspanya ve Yunanistan'da davet etmiş olduğu için ilk kez Türkiye davet yoluyla buraya ne yapar? Üye olur. Ki Milletler Cemiyeti'ne nasıl üye olursunuz? Ülke başvurur. Başvurmuş olmuş olduğu kısımda değerlendirme süreci geçer. Bu süreç sonrasında alınırsınız ya da alınmazsınız. Ama biz davet yoluyla üye olmuş olan ülke oluyoruz. Biz buna katılınca, Milletler Cemiyeti'ne dahil olunca bir kere zaten dünya başına katkı sağladık. Artı Boğazlar sorunun çözümünde lehimize karar çıkmasının kolaylaşmasını yapmıştır, sağlanmıştır demiş olduk. Şunu temizleyelim. Geldik Balkan Antantı. Balkan Batı zaten hani buradan aklınıza gelebilir. Batı sınırı güvenliği için oluşturulmuştur. Hani üye ülkeleri genelde sorarlar. Bunlar tayyare diye ne yapabilirsiniz? Kodlayabilirsiniz. Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya, Romanya bu Balkan Antantı'na Batı sınır güvenliği için İkinci Dünya Savaşı çıkacağı artık belli olduğu için ne yaparlar? Oluşturulmuş olurlar. Burada Almanya ve İtalya'nın yayılmacı politikası var. Hemen aklınıza şu gelebilir ki Çağdaş Türk Dünya Tarihi'nde konuşacağız. Yani hani Almanya'yı anladık. Almanya kaybeden devlet, işte Versailles Antlaşması imzalamış olan bir devlet, işte Alsasya'dan toprakları Fransa'ya gitti, sıkıntı yaşamış olan bir devlet. Anladık, bu yapabilir. İtalya kazanan tarafta olmuş olan devlettir. Ne alakası var dersen şu. İtalyanlar evet kazanan devlettir ama İtalyanlar mutsuz ayrılmış olan devlettir ki hatırlarsanız gizli antlaşma vardı Saint-Germain-de-Maurienne. Bu gizli antlaşmayla İzmir çevresi İtalyanlara verilecekti. Dünya Savaşı sürecinde gizli antlaşmaydı o. Ve İzmir çevresi İtalyanlara verilecekken ne yaparlar? Basit bir Yunanlara verirler. İşte o yüzden İtalyanlar kendilerine vaat edilen toprakların kendilerine verilmemesi üzerine ne yaparlar? Dünya Savaşı, İkinci Dünya Savaşı'nın başlamasında yayılmacı politika izlerler. Bu da zaten sebep olmuş olacak. Şimdi burada üye tayyare diye kodladık. Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya, Romanya. Bu üye olan devletlerde üye olmayan da sorabiliyor. Şöyle diyor. İtalyanların etkisiyle aşağıda verilenlerden hangisi? Birinci Dünya Savaşı'ndan sonra oluşmuş olan Balkan Antantı'nda üye değildir diyor. İtalyan etkisiyle Arnavutluk ne yapmamıştır? Üye olmamıştır. Yine diyor işte komşularıyla sınır sıkıntısı yaşamış olduğu için Balkan Antantı'nda aşağıda verilenlerden hangisi? Yoktur diye soruyor Bulgaristan. Bulgaristan ne yapar? Bu devletlerle sorun yaşar. O yüzden bu Balkan Antantı'nda olmamış olur. Aynı mantıkla 37 yılında Doğu sınırının güvenliği altına alınması için Atatürk
ilke inkılapları tarihi diye kodlayabileceğiniz Afganistan, İran, Irak, Türkiye'nin 37 yılında oluşturmuş olduğu pakt, birliktelik Sadabat Paktı'dır. Peki neden oldu? İtalya'nın yayılmacı politikasına karşı Doğu Akdeniz'de ve Orta Doğu'ya yönelik o bölgenin korunması için oluşturulmuştur. Yine buraya hangisi Hatay sorunundan ötürü katılmamıştır gibi sorabilir ya da hangisi yoktur diye sorabilir. Suriye bir buraya Türkiye ile Hatay sorunu sıkıntısı yaşamış olduğu için ne yapmamıştır? Katılmamıştır buraya Türkiye. Suriye. Türkiye ile sıkıntı yaşamış olduğu için. Sadabat Paktı. Montreux Boğazlar Sözleşmesi bu Milletler Cemiyeti'ne giden sorundur. Yine geriye gidersek hani bu Osmanlı Devleti'nin İstanbul'u Boğazlar çok önemli. Gizli antlaşmalara kadar götürürseniz konuyu Boğazlar gizli antlaşması vardı. Çarlık Rusya'ya peşkeş çekilmişti itiraflar tarafından. Brestovski ile Çarlık Rusya bitip Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği savaştan çekilince ve bu gizli antlaşma yerine gelmeyince bu boğazları ne yapamazlar? İtiraflar paylaşamazdı. İtiraflar bu boğazları paylaşamayınca burada ne yaparlar? Kendilerince bir komisyon kurarlar. Kurulan komisyonun burayı idare etmesini ne yaparlar? İsterler ki Sevr'de de böyle geçer. Ama içinde Türk yok. Biz yokuz içinde. Kurtuluş Savaşı ki biz kabul etmeyiz Sevr'i. Kurtuluş Savaşı yaparız. Yaptığımız Kurtuluş Savaşı sonrasında kazanırız. Mudanya Ateşkesi ve sonrasında Lozan olur. Lozan'da ne yaparsak yapalım bu komisyonu buradan ne yapamayız? Kaldıramayız. Yani komisyonu kaldıramıyoruz. Komisyonu Lozan'da. Ama ne yapıyoruz? Tamam diyoruz. Madem öyle komisyon kalsın ama başkanı Türk olsun diyoruz. Şimdi komisyonda İkinci Dünya Savaşı'nın çıkma ayak sesleri geliyor yavaş yavaş ya artık hani sonuçta. Çıkacak belli oldu. Ama komisyonda düşman devletler var. Ve biz taraf olmak istiyoruz. Yani bir savaş çıkarsa yurtta sul, cihanda sul mantığıyla biz taraf olacağız. Ama tarafsızlığı bozar bu. Tarafsızlığı tehlikeye atar bu. Boğazlardaki komisyon. İşte o yüzden biz ne yapıyoruz? Bunu fırsata çeviriyoruz. Diyoruz ki ne? Bu komisyon sıkıntı çıkartır. Dünya Savaşı'nda biz Dünya Savaşı'na girmeyeceğiz. Tarafsızız. Boğazları kapatacağız. Kimse geçmesin. Ama bu sıkıntı çıkartır. Deyince bu devletlerde mantıklı gelir. Mantıklı gelmiş olduğu için dünya, İkinci Dünya Savaşı öncesinde hemen bir Boğazlar konferansı, Montreux Boğazlar Konferansı oluşturulmuş olur. Oluşan bu komisyonda Montreux Boğazlar Sözleşmesi kabul edilir. Buraya boğazlarla alakalı katılan devletler Türkiye, İngiltere, Fransa, Bulgaristan, Romanya, Sovyet Rusya, Japon, Yunanistan, Yugoslavya katılır. Bununla birlikte Boğazlar Komisyonu kaldırılmıştır. Askersiz bölge kaldırılmıştır. Boğazlardan geçişlerde ticaret gemilerinin serbest, savaş gemileri ne yapmış olacak? Çeşitli şartlara bağlanmış olacak kararı alınır. Montreux Boğazlar Sözleşmesi gündemde de şu an hani çok fazla konuşulur. Montreux Boğazlar Sözleşmesi iyi miydi, kötü müydü, işte iyi oldu mu, yok yapılması mantıksız mıydı diye işte çok konuşulur. Neden konuşuluyor? Onun da mantığı şu, Kanal İstanbul var şu an bizim gündemimizde olan bir olay. İşte onunla alakalı konuşuluyor bu halen şu anda. O yüzden ne yapabilir? Bunu önemserseniz iyi olur. Ne yapabilir? Bu çıkabilir size Montreux Boğazlar Sözleşmesi ile. Montreux Boğazlar Sözleşmesi'nden ötürü şu an halen biz boğazlardan geçen ticaret gemilerinden ne yapmayız? Para almayız. Geçen savaş gemileri ne yapar? Dediğimiz gibi çeşitli şartlarla şartları sağlarsa oradan ne yapabilir? Geçebilir demiş olduk. Böyle bir özelliği var. Buna da İtalya 38'de ne yapmıştır? İmza atmıştır. Sonrasında zaten İtalya 38'de atmıştır. 39'da Dünya Savaşı'nda atmış olacak. Çıkmış olacak. Bununla birlikte egemenliğimizi kısıtlayan husustan kurtulmuş olduk. Misak-ı Milden verilen taviz giderildi. Bu Türklerle İngilizlerin yakınlaşması Milletler Cemiyeti'nde, hani Milletler Cemiyeti'ne katılmamız, Montreux Boğazlar Sözleşmesi'nin yapılması ya da Boğazlar'la alakalı kısımda hani İngilizlerin bizim yanımızda yer almasını sağlar. Bu da ne yapar? Rusya'yı her zaman olduğu gibi rahatsız etmiş olur ve bunun tepkiyle karşılamıştır. Hatay sorunu, yine bunu da biraz geriye götürürsek, bir Sakarya Savaşı yapmıştık. Ondan öncesinde de biz Güney Cephesi'ni konuşmuştuk. Güney Cephesi'nde hatırlarsanız Fransızlarla, Ermenilerle ne yapmıştık biz? Oradaki halkla, milis güçlerle mücadele yapmıştık.
yaptığım mücadelede de iyi işler yapıyorduk. Sakarya Savaşı'nı kazandık. Fransızlar orada ne yaptılar? Çekildiler. 1921 Ankara Antlaşması'yla ve o güney kısmını, yani güney sınırını çizmiş olduk. Ama nasıl? Biraz olumsuz. Niye? Hatay dışarıda kalmış oldu. Öyle kabul ettik. Hatta hatırlarsanız Caber Kalesi de bizim bayrağımızın dalgalandığı, bizim güvenliğini sağlamış olduğumuz yer olarak da kalmıştı. Şimdi bu Hatay sorunuyla alakalı işte Mustafa Kemal Kurun Gazetesi'nde Asım Mustafa Kemal'le yazılar yazar. İşte 40 asırlık Türk yurdu kaderine terk edilemez der. Bu benim şahsi meselemdir gibi böyle söylemleri var. Yani önemsiyoruz Hatay'ı. Şimdi Dünya Savaşı da çıkacak. 1921 Ankara Antlaşması'yla peki Fransa bunu nasıl yani şartları neydi bu Hatay'ın? Şartlar şuydu. Hatay'da özel yönetim olacak ama Fransa egemenliğinde. Ne Suriye'ye ne de Türk tarafına vermeyecek. Bu böyle kabul ediyor. Şimdi Dünya Savaşı çıkacak ki Çağdaş'ta konuşacağız. Dünya Savaşı çıkacağını görüyor Fransızlar. Gördüğü için Birinci Dünya Savaşı bittiği anda adamlar ne yapıyorlar? Almanlarla kendi aralarına konuşacağız ileride. Maginot hattı yapıyorlar. İşte namlulu falan böyle güvenlikli. Çin Seddi gibi bir şey düşün. Hani bir duvar örüyor adam oraya. Yani böyle kompleks yapılar koymuş oluyor oraya. Korkuyor yani. Korku da başına geliyor. Almanlar dünyaya karşı savaş ilerliyor ki ilk başta da yani Polonya'sı işte Belçika'sı vesairesine saldıracak ki Fransa'dan hiç duymayacağız bile. Hemen çok kısa sürede Fransa bitecek. Fransa bunu görüyor. Görüyor hani Almanların gelecek etkili bir şekilde geleceklerini gördüğü için ne yapıyor? Burada bir asker bile kendi içinde nedir? Çok faydalı olacaktır. O yüzden bütün askeri çekmek istiyor. Uyanık ya. Burayı ne yapıyor? Fransa Suriye'ye, Lübnan'a hani bağımsızlık verecek. Burayı da Suriye egemenliğini veriyor. Biz diyoruz ki ne? 1921 Ankara Antlaşması'nı bozmuş oluyorsun. Ne bize ne de Suriye'ye veremezsin diyoruz. Bu konuyu Milletler Cemiyeti'ne götürüyoruz. Bu konu Milletler Cemiyeti'nde görüşülür. Sandler raporu devreye girer. Giren bu Sandler raporuyla da bağımsız Hatay Cumhuriyeti 2 Eylül 1938'de oluşur. Şimdi aslında yine olumsuz. Hatay bizim diyoruz. Hatay bizim. Ama Hatay bizim olmadı. Hatay bir şeyler bağımsız oldu. Tamam. Ne Suriye'nin oldu ama ne de benim oldu. Yani aslında Sandler raporu olumsuzdur. Ama olumluya döner Hatay Meclisi tarafından. Hatay Cumhuriyeti kurulur. Kurulan Hatay Cumhuriyeti işte ortalama bir 8-9 ay sonra 29 Haziran 1939'da almış olduğu meclis kararıyla Türkiye'ye bağlanmış olduğunu ne yapar? İlan etmiş olur. Böylece Misak-ı Mil'den verilen bir taviz de giderilmiş olur. Zaten Misak-ı Mil'den Batum, Musul, Hatay tavizdi. Hatay ne yapmış oldu? Tekrar baştan Misak-ı Mil'le sınırlarına dahil edilmiş oldu. Böyle bir kısımdır Hatay sorunu. İşte Mustafa Kemal dediğimiz gibi şahsi meselem der. İşte 40 asırlık Türk yurdu kaderine terk edilemez der. İşte Kurun Gazetesi'nde Asım Mustafa adıyla hani kamuoyu oluşturulması için yazılar yazmış olur. Hatay Cumhuriyeti oluştuğunda ilk Cumhurbaşkanı tek hatta Tayfur Sökmen. Başbakan Abdurrahman Melek. Meclis Başkanı Abdülkan Türkmen'dir. Dediğimiz gibi aldığı meclis kararıyla Türkiye Cumhuriyeti'ne ne yapar? Bağlanmış olur. Şu an işte böyle gündemde çok geçiyor işte. 100 yıl sonra işte tekrar baştan referandum olacak Hatay'da falan. Onun öyle bir şey yoktur demiş oluruz. Diğer olaylara bakacak olursak mesela Bozkurt Lotus olayı. Bozkurt Türk gemisiyle Lotus Fransız gemisi Çanakkale Boğazı açıklarında çarpışır. Konu Milletler Cemiyeti. Lay Adalet Divanı'na gider. Davada bizi Adalet Bakanımız Mahmut Esat Bey savunur. Ve bu yapılan görüşmeler, bu yapılan mahkemeler vesaire sonrasında Türkiye kazanır. Türkiye burada haklı olduğu çıkar ki kapatoş kanununun da haklılığı ortaya çıkmış olur. Hani kendi limanlarımızı kendimizin işletmesi. Bunun sonucunda burada etkin işler yapmış olduğu için Mahmut Esat Bey'e soyadı kanununda gelince Bozkurt soyadı verilmiş olur. Adana-Mersin demiryol millileştirmesi, bu da hani kapitülasyonların bir sonuçta kalıntısı. Bu da böylece ne yapmış olur? Temizlenmiş olur, millileştirilmiş olur. İşte bu da gidecek. Vagonli olay var. Fransız bir şirket vagon yapıyor, yataklı vagon yapıyor bu. Fransız şirket. Burada Türkler de çalışıyor ama Türkçe konuşmak yasak. Fransız müdür Türkçe konuştuğu gerekçesiyle Türkçe konuşan işçilerin işine son verir. Bunu
Hani Osmanlı'daki Darülfünun, çünkü daha üniversite reformu tam oluşmamış. Darülfünun öğrenciler ne yaparlar? Protesto ederler. Bu milli bilincin göstergesi olur. Hatta bu şirketin mallarına falan da zarar verilmiş olur. Ama buradan milli bilincin göstergesi olmuş olduğu ne olur? Oluşur. Bu neyi de hızlandırır? Yabancı işletmelerin millileştirilmesini ne yapmış olacak? Hızlandırmış olacak. Raskart olayı, bu da mezar olayı aslında. Bulgaristan Raskart şehrinde Türk mezarları tarif edilir. Yani yine aynı şekilde bizim üniversite öğrencileri vesaire İstanbul'daki Hristiyan mezarlarına ne yaparlar? Çiçek bırakmış olurlar, protesto etmiş olurlar. Bu da milli bilincin oluşmuş olduğunun göstergesi olmuş olur. Bu dünya savaş sonrasında dünya barışının korunması için Türkiye'nin üye olduğu ve Türkiye'nin üye olmamış olduğu paktlar, birliktelikler, konferanslar. Brent Kellogg Paktı, hani Milletler Cemiyeti mantığında sınır güvenlik konulmasıyla alakalı oluşan bir paktır. Brent Kellogg Paktı. Türkiye buraya üyedir. Hatta buradaki diğer üye olan ülkeleri de yazayım. Brent Kellogg'ta olan diğer ülkeleri de yazmış olayım. Burada ABD var, Fransa var, İngiltere var, sonrasında İtalya var, Çekoslovakya var, sonrasında Almanya var, Polonya var, Belçika var ve Japonya. Belçika ve Japonya zaten Türkiye'de var. Japonya var. Ne vardır dedik. Şöyle yapayım. Cenevre Silahsızlanma Konferansı da yine aynı şekilde Türkiye'de katılmış oldu ama başarılı olmayan bir konferans. Yine hani burada önemli olan devletleri yazayım en azından hani buraya da. ABD var. Burada hani ABD var. SSCB var. Almanya var. Biz varız. Ve 61 ülke var. 61 ülke var. Hani bu ülkeler sormaz ama burada bulunsun. Hatta Türkiye'nin Lozan'dan sonra katıldığı ilk konferans Cenevre Silahsızlanma Konferansı'dır. Onu da yazayım. Diye de yazayım. Dedik. Litvinov, Sovyet Sosyalist Cumhuriyetler Birliği'nin sınır güvenliği için düzenlemiş olduğu protokoldür. Yine burada Türkiye vardır. Yine diğerlerini yazayım. SSCB var zaten. Romanya var. Romanya, Polonya var. Letonya var. Estonya var. İran var. Zaten Türkiye üye. Akdeniz Paktı, İngiltere'nin İtalya tehdidine karşı Türkiye, Yunanistan ve Yugoslavya ile askeri güvence vermiş olduğu birlikteliktir bu. Nyon Paktı da korsanlarla alakalı. Hani korsanlık faaliyetlerine karşıdır. Yine bunda da hani kimin olduğunu yazayım. İngiltere var. Fransa var. Var. Yunanistan var. Bulgaristan var. Var. Yugoslavya.
de biz var. Yine biz de burada üyeyiz. Yanlış hatırlamıyorsam ben en son hatırladığım Akdeniz Paktı çıkmıştı. İtalya tehdidine karşı Türkiye, Yunanistan, Yugoslavya arasında oluşmuş olan askeri güvenlik birlikteliği hangisidir diye sormuştu diye hatırlıyorum. O da Akdeniz Paktı idi. Bunu şey yaparım ben, alayım görüntüyü, şey atarım, gruba atarım ben dedik. Sildim, hani yazmaya uğraşmazsınız, ben zaten atarım onu. Üye olmadıklarımız, Küçük Antant, Rapallo, Washington Deniz Silah Sınavımız Konferansı da Locarno'da biz yokuz. İşte Küçük Antant, Dünya Savaşı'nı izleyen devrede Avrupa'da oluşan yeni bloklaşmalardan biri. Çekoslovakya, Yugoslavya, Romanya'nın aralarında kurduğu işbirliği ve ittifaktır. Biz yokuz burada. Rapallo, Dünya Savaşı sonrasında Sovyetler Birliği ve Alman Weimar Cumhuriyeti arasında İtalya'nın Rapallo kentinde imzalandı. Dostluk Antlaşması, yine biz yokuz burada. İşte Washington Deniz Silah Sınavı da aynı keza yapılmıştır. Hani denizlerle alakalı oluşmuş olan kısımdır. Yine yokuz. Ama bence önemli olan kısım Locarno'dur. Locarno. Hani diğerlerini bilmesen de Locarno'yu ne yapmazsın unutmazsın. Neden? Şimdi Dünya Savaşı biter. Almanya kaybeder, kaybeder, Fransa kazanır. Kazanan taraf Fransa'dır. Şimdi kazanan taraf Fransa'ya kömür yatağı Alsace-Lorraine ne yapılır? Verilir. Şimdi Alsace-Lorraine bölgesini geri alır ama Almanlardan da ne yapar? Çekinir. Bu yüzden ne yapar? Fransa Almanlara pay vermek ister. İşte bu Almanya, Fransa, İtalya, Belçika, Polonya, Çekoslovak eki ortalama aynı bölgedeler bunlar. Bir Locarno'da konferans yaparlar. Bunun sonunda Locarno Antlaşması imzalanır. Bunun mantığı bu değil. Ama bunun mantığı işte Avrupa Kömür Çelik Topluluğu'na, işte Avrupa Ekonomik Topluluğu'na, işte Avrupa Birliği'ne ne olur? Devşirilmiş olur. Biz Avrupa Birliği'nde de yokuz. Locarno'da da yokuz. Hani genelde de hep hangisinde işte Türkiye yoktur tarzlı soru sorduğunda cevap hep Locarno verilmiştir. Hani bunu ne yaparsınız? Önemserseniz çok işinize yarayacağını düşünüyorum. Yani diğerlerini bilmeseniz de Locarno'yu biliniz. Locarno'da zaten biz Türkiye olarak yokuz. Türkiye zaten burada yok. Bunda ne yapmazsınız? Unutmamış olursunuz. Bu da bu. Dedik. Lozan sonrasında yaşanan diplomatik sorunların DYT göre dağılımına bakacak olursak, az önce demiştik ya toparlayacağız bunu. İşte Fransa ile yabancı okullar, Osmanlı borçları, Adana-Mersin demiryollarının millileştirilmesi, Bozkurt-Lotus gemi çarpışması olayı, vagonli olayı yaşadık. İngiltere ile Musul sorunu yaşadık. Yunanistan'la nüfus mübadelesi sorunu yaşadık. Bulgaristan'la Raskart mezar olayı yaşamış olduk ki bunlar da 1925-38 yılları arasında bizim Dışişleri Bakanımız da Tevfik Rüştü Aras'tır. Bu da çıkmasından sorustur. Hani işte Türkiye'nin Lozan'dan sonra yaşanan diplomatik sorunlarında Dışişleri Bakanı aşağıda verilenler hangisidir diye sorulmuştu, bir soru vardı. Tevfik Rüştü Aras'tır. Yani cevap da buydu dedik. İşte Lozan'dan sonra Milletler Cemiyeti'ne giden işte sorunlar, Musul sorunu gitmiştir, İngilizlerle yaşadık. Aleyhimizde ne yazık ki çözüldü ki zaten bu yüzden de sıkıntı yaşadık biz. Mübadele, nüfus mübadelesi çözülemedi. İki ülke kendi arasında çözdü ki ahali antlaşmasıyla. Bozkurt-Lotus, Lahey Adalet Divanı'na gitti. Lehimize sonuçlandı. Boğazlar, Montreux-Boğazlar sözleşmesi de çoklu bir şekilde lehimizde sonuçlandı. Fransa ile yaşanan Hatay sorunu da yine lehimize sonuçlandı. Ana vatanı Hatay ne yapmış oldu? Kendi meclis kararıyla katılmıştı. Dedik. Şunu kapattık. Mustafa Kemal'in hayatına bakacak olursak, eğitim hayatına bakacak olursak, hani zaten hani bize eğitim hayatı, hangi okulda okudu, işte hangi liseye gitti tarzlı sorular sorulabiliyor. Hani o yüzden eğitim hayatını konuşacağız. İşte iş hayatıyla alakalı konuşmuş olacağız. Ne yaptı Dünya Savaşı'na kadar? Samsun'a çıkana kadar ne yapmış oldu? Bunlardan ne yapacağız? Bahsedeceğiz.
İşte sözleri var. Onlardan konuşacağız. Bir toparlamış olacağız Mustafa Kemal'in hayatını. Mustafa Kemal Selanik Mahalle Mektebi'nde eğitim hayatına başlar. Annesi ister buraya gitmesin. Daha çok dinsel bilgi almasını ister annesi. İşte burada da o eğitim kurumundaki kişinin işte öğrencileri falaka yatırması, dövmesi, şiddetle alakalı faaliyetlerin olması üzerine babası buradan alır. Zaten istemez oraya gitmesin babası Ali Rıza Bey. Selanik Şems Efendi okuluna gönderir. Daha pozitif bilimlerle alakalı eğitim almasını istemiş olduğu için. Buradan mezun olan Mustafa Kemal asker olmak ister ama annesi de asker olmasını istemez. O yüzden Selanik Mülkiye Rüştiyesi'ne gider. Osmanlı'dan hatırlarsınız. Rüştiye ortaokuldu. Mülkiye Rüştiyesi sivil ortaokul gibi düşünebiliriz. Hani günümüzde çok karşılığı yok ama hani gibi düşünebiliriz. Mustafa Kemal asker olmak istiyor. Gizli bir şekilde ne yapar? Askeri Rüştiye'ye kayıt olur. Askeri ortaokul gibi düşünebiliriz. Hatta orada hocasının adı da Mustafa'dır. Kendi adı da Mustafa'dır. İşte Kemal adını verir. Mustafa Kemal olur artık Mustafa. Sonrasında işte Manastır Askeri İdadesi'ne gider. Yani askeri lise diyebiliriz. Hatırlarsanız 2. Mahmut'ta konuşmuştuk. Hani 19. yüzyılda İdadi, Rüştiye, Sultani gibi. Askeri İdadiye gider. Askeri liseye gider. Oradan mezun olunca İstanbul Harp Okulu'na gider. Oradan da mezun olunca İstanbul Harp Akademisi'ne gider ve oradan kurmay yüzbaşı olarak mezun olur. Mezun olduktan sonra ilk görev yeri, ki bunu da konuşmuştuk biz, Şam'a gönderilir. 5. Ordu'da stajyer olarak. Hatta Şam'da da Mustafa Kemal ne yapar? Vatan ve Hürriyet Cemiyeti'ni kurar. Kurmuş olduğu bu cemiyeti aynı düşüncede olmuş olduğunu varsayarak ne yapar? İttihat Terakki ile bütünleştirir. Sonra zaten hani aynı düşüncede olmadığını görünce de oradan ayrılacak. Manastır'a gönderilir Mustafa Kemal 3. Ordu'ya. Sonrasında Mustafa Kemal nerede göreceğiz? Selanik'te hareket eden, İstanbul'daki o isyanı bastırmaya giden orduda göreceğiz. Hareket ordusunda göreceğiz. Mustafa Kemal'i kolağası olarak göreceğiz. Hatırlarsanız ordunun komutanı Mahmut Şevket Paşa'ydı. 31 Mart vakasında Mustafa Kemal etkili işler yapacak. Hatta o gizli telgrafın da çözülmesinde Mustafa Kemal etkindir. Orada göreceğiz. Sonrasında Trablusgarp Savaşı'nda görüyoruz Mustafa Kemal'i. Emperyalizme karşı ilk mücadelesiydi. Hatırlarsanız diğer arkadaşları Nuri Jonker, Enver Paşa, Ali Fethi ile birlikte Trablusgarp'a, Libya'ya gitmişlerdi. Kuzey Afrika toprağıydı. 40 gün süren yorucu yolculuk sonrasında oraya varmışlardı. Kimlik değiştirmişlerdi. Mustafa Kemal Tanin gazetesi yazarı Şerif Bey kimliğiyle ne yapmıştı? Gitmişti. Bu savaş devam ederken biz hatırlarsanız hani orada başarılıydık. Gerilla taktiği uyguluyorduk. Vurkaç taktiği uyguluyorduk. Yani hani İtalyanları çıkartmıyorduk. Hatta bu yüzden İtalyanlar bizi barışa zorlamak için Rodos 12 adayı geçiyor, işgalmişlerdi. Biz yine bırakmamıştık. Sonrasında Balkan Savaşı çıktığı için mecburen Uşi Antlaşması'yla Kuzey Afrika'daki son toprak parçamızı da bırakmıştık. Birinci Balkan Savaşı çıktığında Trablusgarp Savaşı varken çıktığı için Mustafa Kemal Birinci Balkan Savaşı'nda yoktu. İkinci Balkan Savaşı'nda Mustafa Kemal'i görüyoruz. Bolayır Kol Ordusu'nda Edirne'nin, yani Doğu Trakya'nın kurtuluşuyla alakalı göreceğiz. Hatta Edirne'yi teslim alan hatırlarsanız Enver Paşa'ydı diye konuşmuştuk. İkinci Balkan Savaşı'nda var. Sonra Sofya'ya askeri ateşi, yani bir nevi büyükelçi gibi Mustafa Kemal ne olur? Gönderilmiş olur. Samsun'a kadar bakacak olursak Dünya Savaşı çıkar. Çıkan Dünya Savaşı'nda Mustafa Kemal hatırlarsanız çıkışa geçti demiştik. Çanakkale, Kafkas, Suriye, Filistin sırasıylaydı bu. Çanakkale Savaşı'nda 19. Tümen Komutanı'ydı. 57. Alay'da Çanakkale cephesinde Mustafa Kemal görev almıştı. Sonrasında Mustafa Kemal'i Kafkas cephesinde görüyoruz general olarak ve buradaki başarısı Muş Bitlis'i geri almıştı. Hatta Çanakkale Savaşı'nda Anafartalar kahraman diyorduk Mustafa Kemal'e. Suriye Filistin cephesinde Yıldırım orduları grup komutanı olarak ne yapmıştı Mustafa Kemal? Görev almıştı. Bizim müttefikimiz olan Almanya'yı Velahat Vahdettin, ki bu gördüğünüz kişi 6. Mehmet Vahdettin, yani son padişah, 36. padişah olan Vahdettin'dir aynı zamanda. Almanya'ya giderler. Almanya ziyareti, hani silah, cephen, mühimmatla alakalı bir şey gibi düşünebilirsiniz bunu. Bir konferansa giderler. Görüşmeye giderler. Sonra Mustafa Kemal'in bir böbrek rahatsızlığı var. Avusturya'ya gider. Karspet'e, hatta Karspet'te biraz sonra göreceğiz eserlerini. Karspet günlükleri de var. Hatta Mustafa Kemal Avusturya Karspet'e gider. Orada bir otelde kalır. Kalmış olduğu otel halen faaliyette.
Mustafa Kemal'in kaldığı oda da halen faaliyette. Mustafa Kemal'in kalmış olduğu oda hatta Mustafa Kemal'in kaldığı şekliyle faaliyette. Hani bizde Mustafa Kemal'in gittiği evler, kaldığı yerler vesaire hani müze olur. Orada müze değil, o normal faaliyette bulunan bir otel. Yine orada gidip kalabiliyorsunuz. Sen normal bir odada kalırsanız atıyorum 100 dolarsa o odada kalmanın ücreti 500 dolar. Atölye odası falan diye de yazıyor internetten de. Gezebiliyorsunuz onu. Sanal gezebiliyordunuz öyle hatırlıyorum. Karspet'teki otelde. Karspet işte böbrek rahatsızlığı için gider. Sonra Mustafa Kemal Yıldırım Ordu'nun komutanı olarak görürüz. Ki zaten sonrasında artık işte Samsun'a çıkış, Samsun raporu, Havza'ya geçiş, Havza'ya genelgesi. İşte oradan sonrasında Amasya genelgesi. Sonra işte Erzurum, sonrasında Sivas, işte askerlik görevinden istifa etmesi, işte Erzurum Kongresi, Sivas Kongresi, sonrasında işte Amasya görüşmesi, işte cepheler kısmı, 1. 2. İnönü savaşları, Eskişehir Kütahya Savaşları, Sakarya Savaşları, Büyük Taarruz diye ne yapmıştık? Zaten uzun uzun inkılap tarihi, milli mücadele, hazırlık, milli mücadele, cepheler kısmında uzun uzun ne yapmıştık? Konuşmuştuk. Bu da o kısım. Mustafa Kemal'i etkileyen kişilerdendir, değildir diye soruyordu. Bazen böyle sorularda. Hani onunla alakalı bir slayt. Bu işte Ziya Gökalp, Yusuf Akçura, Mehmet Emin Yurdakoğlu, Namık Kemal, Tevfik Fikret. Bunlar Türk olanlar ki bakarsanız daha çok Türkçü bunlar. İşte Kant, Descartes, işte Jean-Jacques Rousseau, Voltaire, işte Montesquieu gibi. Hani kişiler de yine yabancı olan, hani etkileyen kişiler. Mustafa Kemal'i etkileyen şehirler, zaten Mustafa Kemal Selanik'te doğdu. İşte Şam'da ilk görev yeri, işte Sofya'da askeri ateşli olarak görev aldı. İstanbul'da okuduğu, Manastır'da okuduğu etkileyen şehirler Mustafa Kemal'i. İşte eserleri Mustafa Kemal'in Nutuk adlı eseri ki birkaç kez sorulmuştur. İşte hangi yıllar kapsar diye sorulmuştur. 1919-1927 yılları arasında kapsar. Neyle başlar? Mustafa Kemal'in Samsun'a çıkışına başlar. Neyle bitmiş biter? Gençle hitabe ile biter. İşte nerede okunmuştur? Cumhuriyet Halk Fırkası'nın, partisinin kurultayında okunmuştur. Telif hakları hangi kuruma aktarılır? Türk Hava Kurumu. Yani şu an siz bir Nutuk adlı eseri alırsanız Türk Hava Kurumu'na aktarılıyor işte gelirleri. Mustafa Kemal'in en büyük eserimdir demiş olduğu Cumhuriyet'tir. Az önce de söylemiştim. Hani bunu sordu. Hangisi Mustafa Kemal'in en büyük eserimdir dediğidir. Demişti. Aşkına Nutuk'u yazmıştı. Herkes Nutuk yapmıştı. Eserdir deyince Cumhuriyet'tir cevap. Vatandaş için medeni bilgiler yanlış hatırlamıyorsam 2018 ya da 2017 yılında çıkmıştı. Mustafa Kemal'in manevi kızı Afet İnan'la birlikte hazırlamış olduğu eseri aşağıda verilenlerden hangisidir diye sormuştu. Yakın zamanda çıkan sınav sorusu. Güncelde çıkmıştı hatta öyle hatırlıyorum. Vatandaş için medeni bilgilerdi. Geometri kılavuzu var Mustafa Kemal'in. Hani geometrik şekillere Türkçe isimler türetilmiş olduğu. Cumali Ordugahı eseri var. Zabit ve kumandan ile hasbihal. Tabiye ve tatbikat seyahati diye eseri var. Takımın ve bölüğün muharebe talimi diye eseri var. Bu eserler de daha önce askeri liselerde okutuluyordu. Hani bunlar ders kitabı olarak okutuluyordu. Tabiye meselesinin hal ve emirlerin sureti tahrine nesait diye eseri var. Anafartlılar muharebeleri yani Çanakkale cephesi. Karspet böbrek rahatsızlığı günlükleri diye eseri var. Tek şiir kitabı Oğuz Oğulları şiir kitabıdır. Bunların hepsinin orijinalleri Anıtkabir'dedir bu arada. Mustafa Kemal'in manevi evlatlarına bakacak olursak Sabiha Gökçen ilk kadın savaş pilotu aynı zamanda. Afet İnan yazardır, tarihçidir aynı zamanda. Ülkü Adatepe en son ölen manevi evladıdır Mustafa Kemal'in. Yanlış hatırlamıyorsam 3-5 yıl önce ölmüştü. Trafik kazasında ölmüştü, vefat etmişti. Sırtmaç Mustafa, Nebile İrlep, Rukiye Erkin, Zehra Aylin, Abdurrahim Tuncak da Mustafa Kemal'in manevi evlatlarındandır. İşte Mustafa Kemal'in mirasını bırakmış olduğu yerler Nutuk, telif hakları Türk Hava Kurumu'na aktarılmıştır. Çiftlikler hazineye aktarılmıştır. İşte İş Bankası'nın gelirlerindeki hisseler Cumhuriyet Halk Partisi'ne, Cumhuriyet Halk Partisi'nin kasasına da girmez bu arada. Oradan Türk Tarih Kurumu ve Türk Dil Kurumu'na aktarmış oluyor. Yanlış hatırlamıyorsam oran sorulmaz. Ben de çok hatırlamıyorum ama %8 olması lazımdı. Gayrimenkulleri Bursa ve Ankara belediyelerine, işte maaşı kardeş Makbule Atadan'a ve manevi kız evlatlarına. Bir de İsmet İnönü'nün bir kız bir de oğlu var. Onların da eğitim masrafları için Mustafa Kemal ne yapmıştı? Bir bütçe ayırmıştır yine. Eğitim yardımı yapmıştır onlara da.
Atatürk'ü ziyaret eden devlet başkanları işte Afgan Kralı Amenullah Han ziyaret etmiştir. Irak Kralı Faysal, Yugoslavya Kralı Alexander, İran Şahı Rıza Pehlevi ki Özsoy operası da zaten hatırlarsanız Rıza Pehlevi onuruna düzenlenmişti. İngiltere Kralı 8. Edward, Ürdün Kralı Abdullah, Romanya Kralı 2. Carol da yine Mustafa Kemal'i ziyaret eden devlet başkanlarındandır. Atatürk'le alakalı yazılmış olan biyografik eserler var. Mesela önemli eserler. Fahri Rıfkı Atay'ın Çankaya var. İşte Atatürk, Yakup Kadri Karaosmanoğlu, işte Atatürk Bir Milletin Yeniden Doğuşu, Lord Kinross, Tek Adam Şevket Süreya ki İkinci Adam diye de var eseri. İsmet İnönü'yü anlatmış oldu. Atatürk Modern Türkiye'nin kurucusu Andre Mango. Belki bu güncelde çıkabilir. Hani yakın zamanda ölen kişi bu. Andre Mango. Belki yani güncelde çıkarsa bu çıkabilir. Hani işte şu tarihte ölmüştür. Atatürk'le alakalı işte biyografik eser yazmıştır. Ya da işte Atatürk Modern Türkiye'nin kurucusu adlı eseri yazmıştır diye sorabilir. En çok çıkan Bozkurt. Bozkurt en çok çıkan. O da biyografik eserler kişi öldükten sonra yazılır. Ama Bozkurt adlı biyografik eser Mustafa Kemal hayattayken yazılmış olan eserdir. Sınıf arkadaşım Atatürk, Ali Fuat Paşa'nın yazmış olduğu arkadaşı, kankasıydı hatırlarsanız. Babanız Atatürk, Fahri Rıfkı Atay'ın diğer eseri. Ağabeyim Atatürk, Mustafa Kemal, Makbule Atadan. Hangi Atatürk, Atilla İlhan, işte bunlar yakın dönem. İşte Taha Akyol, ama hangi Atatürk? İşte Emre Kongar, devrim tarihi ve toplum bilinci açısından Atatürk. İşte Crazy Crazy Atatürk, Can Dündar, Sarı Zeybek. Bunlar da biyografik eserler. İşte Yahya Kemal Beyatlı'nın teklifiyle Darülfünun tarafından Mustafa Kemal'e Fahri Doktora unvanı verildi. İşte bu nüfus mübadelesinin Yunanistan'la yaşanan nüfus mübadelesinde barışçıl çözülmesini sağlamış olduğu için Venizelos, Yunanistan Başbakanı Venizelos tarafından Nobel Barış Ödülü'ne aday gösterildi. Alamadı ama aday gösterildi. İşte doğumunun 100. yılı 1981'de UNESCO hakkında Mustafa Kemal hakkında bildiri yayınladı. İşte cenaze namazını Şerafettin Niyal Kaya kıldırdı. İşte Anıtkabir'e geçmeden önce Mustafa Kemal'in naaşı Etnografya Müzesi'ndeydi. Anıtkabir'e işte 1953'e kadar Etnografya'daydı. Sonra Adnan Menderes hükümet döneminde Anıtkabir'e alındı. İşte Emin Onat, Orhan Arda Anıtkabir'in mimarlarıdır. Bu da çıkmış sınav sorusudur güncelde. Hangisi Anıtkabir'in mimarlarıdır? Hangi ikili Anıtkabir'in mimarlarıdır diye sormuşlardı. Emin Onat ve Orhan Arda. Dedik. Şöyle.